Adamlar blöf yapıyorlar baba. İstediğimiz rakama gelecekler. Bence tekliflerini reddedelim. Bir ay içinde kuzu kuzu gelecekler. Bir ayda kaybedeceğimiz parayı hesapladın mı kızım? Hesapladım baba. O kadar önemsenecek bir rakam değil. Ya adamlar başkasına satarlarsa? Satamazlar. Gör bak. Bana inan. Kızına güvenmiyor musun? Bu seferlik Peri'nin dediğini yapacağım. Anlamadım. Peri bu rakamların dip olduğunu söylüyor. Eğer adamların rakamını kabul edersek, bir ayda senin hesaplarından iki kat daha fazla kazanacağımıza beni ikna etti. Baba, oksijen seni çarptı mı? Pardon ama Peri kim? Ben bu hesapları 1000 kere yaptım. İnci, kızın sağduyusuna şans vermek lazım. Hissediyorum, Peri büyük işler yapacak bir kız. Senin kadar, hatta senden daha hırslı. Bu şansı ona vereceğim. Pekala, gidelim. Adamlarla pazarlık yapayım. Eğer biraz daha fiyat düşürmezlerse senin dediğin olsun. İstedikleri rakamı verelim. Toplantıya Peri ile gideceğim. Hah, Peri. Hazırsanız ben hazırım. Nasılsınız İnci Hanım? Nasıl? Dışarıda toplantı yapmak iyi geldi mi? Evet, iyi geldi. Ofiste oturmaktan çok sıkılmıştım. Tahmin etmiştim. Bu Amerikalıların arada denediği bir yöntem. Siz toplantıya katılmıyor musunuz İnci Hanım? Beni oksijen çarptı. İkimiz gidiyoruz. Hoşça kal. Alo. Ha. Nereye gidiyorlar? Tamam. Tamam, haber ver. Sen kiminle konuşuyorsun İbrahim? Çocuklarla. Hangi çocuklarla? Bizim çocuklarla. Bir geminin çıkışını haber verdiler de limandan. Demedi deme İbrahim. Yalan söyleyince kulakların titriyor. Amma uyduruyorsunuz efendim. İnsanın kulağı titrer mi? Kardeşim, bir kere de aradığın numaraya ulaşılsın. Abi, kiminle kavga ediyorsun? Bulut'u arıyorum, ulaşamıyorum. Bulutlar Balkanlara doğru kaydı diye duydum televizyonda. Alçak basınçtan dolayı. Erhan, uçurtma kendini. Zaten bir kanadın yok, dağılırsın. Abi, Bulut zaten epeydir yok. Yeter işte yattığı. Çıksın ortaya. Ne yapacaksın şimdi Bulut'u? Bu manyaklarla ben uğraşamam. Dikeceğim onları tepesine, uğraşsın. Yönetsin işte ZMZ Holding'i. İnsan benim adımı da ekler. ZMZE diye. E zaten E var oğlum işte. ZMZ. Abi, sen hiç okula gittin mi? Erhan. Ne yaptın Memati? Zülfikar'ın yeğeni caz yaptı ama iş tamam gibi usta. Asıl sen ne yaptın usta? Sana 20 bin lira kaptırdım ya. Karşılığını almadan hayatta öldürtmem seni. Görmedim sanma. Buraya gelirken kolunu sarıp gelmişim. Niye? Sakatım, güreşemem demek için. Emaneti sahibini iade etme zamanı. Çıkalım usta. Ayrı ayrı çıkacağız. Bizi takip edenlere bir selam çakarız. Çocuklar da malı götürürler. Tamam usta. Fokurdamak lazım. Alo. Emin misin? Ne işi varmış orada? Tamam. Gemi mi? Gemi. Kulağın yine titriyor. Siz
Nereye gidiyorsunuz efendim? Otele. Ne işiniz var otelde? İşim var. İbrahim, sen hastalanmışsın yavrum. Git evinde istirahat et. Bu defa haklısınız. Sizi otele bırakayım, sonra ben eve gideyim. Ben eve geçiyorum efendim. Tamam İbrahim. Peri hangi otele girdi dedin lan? Mehmet Fikret Hazar Beyoğlu'nun oda numarası kaç? Söyleyemem efendim. 804. Ayının tekidir. Şeref. Şerefi. Demedim mi sana eve git diye İbrahim? Efendim, son bir size bakıp öyle gideyim dedim. İyi. Baktın o zaman, git. Pervin Hanım'a bir merhaba de çıkmadan önce. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hepimize. Hayırlı olsun. Pardon. Efendim baba. Toplantıdayım. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadıysa niye bu kadar çok aradın? Tamam baba, tamam. İyi olacağına inanıyorum, evet. Ben kutlama için bir şeyler sipariş edeyim Davut Bey. İyi olur. İnanmıyorum baba sana. Merhaba Davut Bey. Merhaba İbrahim. Yeni işinize hayırlı olsun demek için gelmiştim de... ama işiniz bitti mi kızım? Hı hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kadar çabuk nasıl geldin? Kaçtım. Nasıl kaçtın? Kaçtım işte. Sen de mi öz eleştiri istiyorsun? Öz eleştiri mi verdin? Sen benim geldiğime sevinmedin. Sevinmez olur muyum? Anam söylediğinde yüreğim ağzımdan çıkacak zannettim. Seni de beni de yaşatmazlar. Yaşatmayacaklarsa beraber ölürüz. Ben ölmek istemiyorum Baran. O zaman ben ölürüm de seni yaşatırım. Beni buradan götür Baran.